60'ını dağıtırım dedi. Peki yani şöyle tabii gücü eline alan da bir şekilde güç zehirlenmesine uğruyor mu? Bu böyle bir şey değil diyorsunuz. Bu öyle. Bakın gücü eline alan güç zehirlenmesine uğruyor. Buğra Kavuncu belediye başkanı olursa güç zehirlenmesine uğramayacağının garantisi ne o zaman? Garantisi her türlü belgeyi imzalarım, taahhüt de ederim. Ben İstanbul Belediye Başkanı olduğumda başka bir hedefim olmaz. Hı hı. Ve hatta İstanbul Belediye Başkanlığından sonra da siyasi hayatımı noktalayacağımı ilan ederim. Ediyorum da. İstanbul Belediye Başkanı seçim. Son noktam İstanbul'a hizmet ederim. Ve sürelerin de sınırlandırılması lazım. Bakın popülist politikalar dedik. Ben çok uzun süreler uluslararası firmalarda çalıştım. 4+2, 6 yıldan fazla tutmazlar. Çok iyi bir yöneticiydim. Çok başarılı bir yöneticiydim. Çok da iyi gidiyordu. Çalışanlarla da çok iyi bir diyalogumuz vardı. Ama 6. yılda başka bir bölgeye, başka bir birimin başına koyar. Bunlar ilmen ispatlanmıştır. Çünkü 6, 7, 8 oldukça bir güç zehirlenmesiyle beraber kurumsal körlük de başlar. Evet. İşte seçimi almak uğruna popülist politikalara gidersiniz. Mesela empati yapın. Bunu insanoğlunun vicdanına bırakamazsınız. Devlet, kanun, yasa bunun için var. Yani Buğra iyidir, helal süt emmiştir, Ekrem şöyledir, Murat böyledir diye bir çare değil bu. Burada hı hı. Ölçü, kanun ve düzen. Evet. Bunları var edebilmemiz lazım. Şimdi 2 dönem kuralı olsa, evet. Yani bir sonraki dönem seçilmeyeceğini, kanunen seçilemeyeceğini bilen belediye başkanı adayı ne yapacaktır? Bakın çok daha vicdanlı hareket edecek, çok daha kalıcı ve sürdürülebilir politikalara adım atacaktır. Çünkü bir sonraki seçimde zaten aday olamayacak. Diyecek ki ya bedeli olacak, nasıl olsa aday da değilim, ben hiç olmazsa bu insanların hayır duasını alayım. Ve popülist politikalar yerine kalıcı, sürdürülebilir, riski olsa dahi bana oy getirmeyeceğini bilsem de hakikaten bu memleketin ihtiyacı olanını yapayım der. Bunun için bu sınırlar konulur. Bunun için işte 1 dönem 2 dönemle sınırlandırılır. Ya da bir daha nasılsa bir sınav yok önümde diyerek biraz tembelliğe de kaçabilir. Yo, bir rekabet var önünde. Peki. Bir denetleme mekanizması var. Bir, hı hı. Bir sorgulama mekanizması var. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Yani evet. 2 dönem belediye başkanlığı veya işte bu Cumhurbaşkanlığı içinde böyle işte bir tartışılıyor şu anda 3 dönem kuralı evet. var. Bunlar hakikaten doğru adımlardır. Sınırlandırılması lazım. Ben iyi bir yöneticiyim. Yurt dışını çok iyi bilirim. Vizyonum var ve İstanbul'la ilgili popülist değil kalıcı çözümler ve kalıcı politikalar uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de paydaşlarla oturup konuşabilme kapasitem benim çok daha fazla. Çünkü bu 2 yapı birbiriyle konuşamıyor artık. Yani merkezi yönetimle yerel yönetimi barıştırırım diyebiliyor musunuz? Biz daha uyumlu çalışırız. Çünkü bakın hep bu örneği veriyorum ben. Suriye'de askerlerimiz şehit olduğunda bizim genel başkanımız Cumhurbaşkanı'nı aradı. Milli evet. Savunma Bakanı'nı aradı. Bundan daha doğal ne olabilir? Yani hem bir muhalif parti olabilirsiniz ama insanımızın canı söz konusu olduğu zaman bir araya gelmeniz gerektiği zaman gelebilme kapasitenizin hı hı. olması lazım. 2 taraf da bunu kaybetmiş. Hı hı. Biri ötekine diyor ki siz gelirseniz PKK'lılar susayaçlarını okuyacak. Öteki de birikine diyor ki siz gelirseniz ülkeyi işte şeriatçılar ele geçirecek. Nasıl bir araya geleceksiniz? Yani bu ağır dil, bu birbirine yaptığı ithamlar, bunlar bu 2 kutbun artık beraber bir arada çözüm üretememesini getirmiş. Cumhurbaşkanı hı hı. söylediği bana göre kabul edilebilir bir şey değil ama gelinen noktayı gösteriyor. Hatay'da hükümetle belediye ayrı olursa